Merhabalar herkese. Kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yer demişken nerede kaldık? 64 olduk. Yani belki bu bölüm biter ya. Bakalım. Kısa Zafer'den ötesine geçme niyetim yok bu arada. Hani kadar keyif alsam da artık başka yeni serilere başlama zamanı bence. Ama şimdilik buradan devam edelim. Bu bölüm ya da bir ihtimal belki bir sonraki bölüme sakın herhalde biter diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki istilacı orduları uzaklaşmamayı tercih etti. Çok güzel işime geldi. Her ne kadar buradaki bütün karakolları yıktılar mı? Okey, belki şunu uğrayabilirim. Dur, önce bir şunu halledelim. Sen bir öl. Kaldırmaya gerek yok. Şuradan şunu alıverelim. Bakalım ulaşabiliyor muyuz ona? Ulaşamıyoruz. Buradaki karakolda ulaşamıyoruz. Hay Allah. Nasıl yapalım o zaman? Pusuya yatalım bari, ne yapalım? Pusuya yatıp şuradaki karakolun dibinde bekleyeyim bakalım. Umarım çok uzaklaşmaz. Şehre saldıracak gücü yok. İşte güneye inip buradaki karakolları tahan etmeye ya da yıkmaya çalışabilir. Ne olur ne olmaz diye şurada bir lord daha basayım. 14.000'den kaça çıkacak bakalım. Değişmedi. Niye değişmedi? Peki, şikayet etmeyeceğim. Şuraları da tamir edeyim. Buraları tekrar yıkma fırsatı olmayacaktır. Tamam. Burası şimdilik böyle. Sonra şuradaki... Çok güzel şansım yaver gitmişti. Buradaki isyancı ordusu, buradaki uyuz Miken ordusunu, küçük Miken ordusunu dövüp ondan sonra Efes'i kuşatmıştı. Veriyor musun bana? Pyrrhus zaferi. Uyar. İki mal alayım. Tekrar saldırmaya kalkarsa diye. Ki umuyorum kalkar. Saçma sapan yerlerde sıkıntılar yaratmasını istemem. Burası böyle. Sonracığıma sırada burası var. Öncelikle dede yürümesi yetmiyordu. Şu an yetiyor. Sen burayı kuşatıyorsun. Oradaki destek birlikleri ulaşamıyor. Mobala'ya bu orduyla saldırıyoruz. Bu ne veriyordu? Bakın masrafı azaltımı veriyor. Ki onu da almışım zaten. Tamam. Otosonuç verecek mi bana? Veriyor. Süper. Şuradaki Miken şehrinde nihayet alabilmiş oldum. Biraz uzun sürdü ama. Geç olsun güç olmasın. Bir mukaddes toprak daha fethedildi. Burayı ele geçirdiğim için 67 olduk. Peki. Okey. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Mobolla'da gereksiz bir bina. Bunun daha iyisi var bende zaten. Yıkmamışım. Bunu yıkalım bari. Buraya da dikili taş dikeriz bir ara. Ama onun öncesinde şunu beşlemek isterim. Güzel. Sonra diğer ordulara bakalım. Şu dedeye de ihtiyaç kalmadı. Bunu gönderebiliriz artık sanırım. Değil mi buralarda bekleyen? Yok. O isyancı ordusu. Son bir olayı yok bu arkadaşımızın. İsyancı ordusu... bir dakika. Bu tarafa gelmeye kalkarsa bunu marş vaziyetine sokup oraya götürmem, bununla saldırmam gibi şey senaryolar imkansız değil. Tamam, şimdilik kalsın. Bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal de olsa ona ihtiyacım olabilir tekrar. Bu taraflarda şimdi bu kardeşimizi Listra'ya göndereceğim. Şuradaki küçük orduyu da şurada sıkıntı yaratan gıcık orduya göndermek istiyorum ama bir dakika, sen şu Listra'ya bir gir. Şuradaki bir 20 kişilik ordusunu halletmiştik, evet, tamam. Okey, karakol garnizonunu engellemeye gerek yok. Bir saniye, bir çevrele. Sen aşağı gideceksen zaten buradan geçeceksin büyük ihtimalle. Savaşa uğra bari. Sen de biraz eksikliğiniz kazan. Burayı da aldık. Anadolu'daki iki Miken şehrinde almış olduk böylece. Bu eyaleti ele geçirdim. Yani... Ben oğlum... Niye sayılmıyorum ya? Aygon neresi? Burası şu almaya gittim. Dur, oraya uğrayacağım da şurayı bir önce halledeyim. Neredeyiz? Burası mukaddes Hitit toprağı çünkü. Tamam, peki.
Sen sevgili dostum, Marshall vaziyetinde gel. Ya da Marshall vaziyetinde mi gitsem? Yok, bu vaziyeti iyidir. Yok, Marshall vaziyetinde gideceğim. Forced march. Hitting the road. Ne tarafa gidecek? Kuzeye giderse eğer let's make war. Herhalde yakalayabilirim. Bu tarafa giderse bununla yakalarım. We will claim victory. Nereye giderse ne olur ne olmaz diye ben şuraya da bir lord basayım. Companion of Ares. Okay, bu da böyle. That's beyond me. Şu karakolu yıktım bu. Zeus mabediymiş. Ha dur, yeni tanrı seçeceğim. Değil mi? Evet. Poseidon'u ve Zeus'u beğenmiştim. Ares'i pek beğenmemiştim ama tekrar bir kontrol etmekte fayda var. Hop, yanlış yer. Şimdi Poseidon mabetleri, nüfus, gıda, odun. Gıdaya özellikle bayağı ihtiyacım var aslında. Fena olmaz Poseidon. Yorumlarda bir arkadaş da söylemişti zaten. Kendisine selam olsun. Denizde hareket arttırmak dua ettiğimiz zaman fena değil. Derin su yıpranması çok önemli değil. Adammış generalin hızı artıyor. Muharebe yağması artıyor. Gayet güzel. Ben Poseidon'u sevdim. Bir de Zeus'a bakalım ama. Mutluluk arttırıyor. İnşaat maliyeti azaltıyor. Sadece yönetim ve idare binalarının M. Yani inşaat maliyeti zaten işte taşmaş ki dünyada taştan çok bir şeyim yok. Moral yorgunluk birikimi fena değil ama Poseidon'unki daha iyiydi. Adammış general ağır boyutu menzilli hasarı. Menzilli hasarı güzel. Güzel olmadığını iddia edemem. Sadece ciritli bilimleri etkilese bile güzel ama yine de genel olarak Poseidon daha iyi. Arası da bir tekrar bakalım. İçtirme maliyeti önemli değil o kadar. Nüfus artı 3 o da çok önemli değil. Hücum bonusu dua ettiğimiz zaman tüm birimlere. İşte yakın var ve ölümcüllüğü. Bu da fena değil ama %0.5'te biraz azmış. Üçüncü seviyede tabii ki artıyordur. %1.5 oluyor ama. Yani adammış genel. Yetişirme yuvası ve moral düşürüyor. Şu moral düşürme özellikle hiç fena değil ama yani gene de Poseidon. Yes. Oo, direkt burada başladık. Ekstra lütuf veren zımbırtılarım vardı ya o yüzden. Peki Poseidon'a kimi adayalım? Bu güzel soru. En yüksek seviyeli generallerim Hector ve Paris dışında kimler? 19 görüyorum orada bir tane. Galiba o. Bir de 15 görüyorum. 19 olan Paris'in yanında gezen. 15 olan şuradaki şehri alan. Bununla bir dakika. Tarfun Tardu ve Deiphobos. Bunlar neyimiz oluyordu bizim? Hiçbir şeyimiz olmuyor mu? Ha, Deiphobos kardeşimiz Tarfun şeyimiz değil. Deiphobos değil mi o? Tamam, Deiphobos o zaman. Tanrı'ya adayalım ya. Aileden dini hegemonyayı da kuralım aile içinde. Aa dur. İkinci seviyeye çıkması gerekiyor tabii önce. Henüz adayamıyoruz. Tamam, sonra adarız. Ama madem ona tapınmaya başladım artık şey yapabilirim. Boş bıraktığım slotlara onun karakollarını ve binalarını dikebilirim. Neyse dur şimdi. Tarafı hallettik mi? Ha, şurada da birini bassam diyor. Ha, basmışım zaten. Paris Prince tarafına bakalım şimdi. Paris. Şurada yaptığım birimle şu Aegion'u alıp bu eyaleti de güvenceye almak istiyorum. Denizden gitmenin bir esprisi var mı? Yok. Karadan gidebiliriz. Marş vaziyetine girebilirsin. Herhalde bir şey yoktur orada. Bak, önümüzdeki tur onu alır. Burayı da güvence altına alırız. O zaman hedef Sparta ve sanıyorum şuradaki gıcık 3 kişilik ordusu dışında kimse kalmadı diyecektim. Ha dar baktığını unutuyorum. Prens Hector şunu bir... Ha bununla savaşmıştık. Ordunun geri kalanları sadece onu bir temizleyelim. Anadolu'daki gıcık 3 kişilik ordu dışında hiçbir şeyin kalmamış olması lazım şu an. Oradaki 1 kişilik ordusu hariç. Bakayım. In case it's not... Evet, sanıyorum öyle. İki tane de yerleşim yeri kalmış. İkisi de burada zaten. Tamam, Mike'nin işinin bitmesine çok kalmadı.
Bu eyaletin yarısı Ajax'taymış yalnız. Ya Ajax'la bir savaşa girmek mi icap edecek acaba, ne olacak? Neyse, biz Sparta'ya doğru yola koyulalım. Şuraya uğrarsam... Burası ne veriyordu? Hareket menzili veriyor. Tamam, bir vurayım ya. Here we go. Sonra da marş vaziyetine geçebilirsin. Tehlikeli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sizler de uğrayın oraya. Aa, şurada da karakol varmış. Bu ne? Moral veriyormuş. Hadi. Yani Louvre geçerken Paris uğramadı ama. We've got a long hike. Yani şöyle gel. Let's make war. Ya buna artık galiba ihtiyacım o. Ha dur, şurayı kuşatmak gerekebilir yine. Sen de gel hadi. Forward march. Neyse, onun uğramasına çok gerek yok. Bu tarafta böyle. Hector'u ne yapayım? Bu Miken Savaşı bittikten sonra en iyi hedef bence Knossos. Zaten bana gıcık oluyor. Ben de ona gıcık oluyorum. Knossos'a biraz yaklaştırabilirim. Zaten yakınında da. 9 tane şehri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi giriş saçma sapan bir yerde olmasın bunun diğer şehri ya. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu değil. Evet, gerçekten de saçma sapan bir yerde galiba diğer şehri. Abi gerçekten mi? Abi orada ne işin var senin ya? Şuradaki ordu ilave etmedin değil mi? Tamam, şuradaki isyancıları bastırdıktan sonra oraya bu orduyla gidebilirim o zaman. Tamam tamam, o zaman şöyle yapalım. Hector sen... Nasıl bir hedef? 3 tane yerleşim yerleri var. 1, 2... Üçüncüsü de başkentleridir herhalde. Başkentleri de şurası falan olsa gerek. Diyeceğim de. Öyle deyim yoksa. Başka bir yerde. Bir dakika. Bir. İki. Üç. Aa tamam ya, tamam. Kolay hedef. Kolay hedef. Güzel. Eski iş. Herhangi müttefik falan da yok. Odysseus'un torunları. Valla bence muhteşem bir hedef ya, daha ne olsun. Knossos'a daha çok gıcık oluyorum tabii ki ama yani kolay hedef seçmem için bir sebep de görmüyorum. Minimal küçük yerleşim yeri, burayı lök diye alırız. Sonra Knidos, burası küçük yerleşim yeri ama 19 kişilik bir ordu var. Önceliği buraya versem daha iyi olabilir çünkü önce şu 19 kişiyi öldürmezsem benim topraklarımda sıkıntı yaratabilirler. Burada bir şey yokmuş gibi duruyor. Gücüne bakalım bu arada. Tamam, gücü zayıf. Tek ordusu 19 kişi olsa gerek. Öyleyse sevgili Paris, aman pardon, sevgili Hector. Sen oraya doğru gidiyorsun. Arada uğrayacağın karakol falan olabilir mi ya? Pek yok ki buralar. Tamam. Hedefimiz Knidos. Knidos'un 16 kişilik bir garnizonu var. 19 kişi de burada. Bu biraz fazla gelebilir tabii buna. Ama neyse ki şurada da bir güzel ordum var. İkisiyle beraber hallederiz. Sadece bu arkadaşın biraz tazelenmesine ihtiyacım var. Tazelenme veren çizgiden de hiç gitmedim bu abiyle. Bir R yapıp oraya mı gitsem acaba? Yani bir R yapmam. Ama 8 yapmak... 8 seviyeye gelince ne veriyordu bu? Sonra hareket. Fena değilmiş de. Şuradan biraz tazelenme alayım ya. %2, %2'dir. Bir tek aşağıdakiler kaldı galiba. Sen şuraya doğru gidiyorsun. Devam et. PC'den de garip garip sesler çıkıyor. Fanlarda bir sıkıntı var. Onları düzeltmem lazım. Okey, bütün komutanlar... Bu arada şu zımbırtıyı hiç kullanmadım. Ne yapıyor ya? Yani 25 bölüm falan oldu galiba. Zımbırtının ne olduğuna bakmadım. Büyük yabancı var, hemen karşısında özellikle sınavında bir yüksek kademe. Ha, bakmıştım. Tamam, hiç gereksiz demiştim. Buradan kazandığım altın daha önemli. Yabancı varlığından 400 altın kazanıyorum. Buna basarsam eğer o 400 altını kazanamayacağım. Basarsam da kazanacağım şey...
Özel yetiştirme havuzunda bir yüksek kademe birim elde edin. Bir yüksek kademe birim elde edin mi olarak algılamalıyım? Ya hiç basmadım ya, bir basayım mı? Kaç tur acaba bunun şeyi? Cooldown'ı? Bir tur. Dur bakayım. Şöyle bakayım. 6 tane birim var. Bir tanesi boş. Vasal birimleri var. Yardımcı birimler var. Buna bastığımda ne oluyor peki? ...415'den 15'e indi. Vasal birlikleri. Tamam. İnek gibi ses çıkarmamdan anlayabileceğiniz üzere güzel bir özellik olduğunu biraz geç keşfettiğim. Wow. Harbiden ya. Bunlar ne abi? Uf. Çok güzel birimler verdi. Bakım masrafı da yok neredeyse. Oha. İnanılmaz. Yani 23 altın tamam eyvallah da. 5. seviye falan birimler. Abi ben keşke bunu daha önce kullansaydım. Vay be. Ya yemişim 400 altını şu an yani. 3 turluğunu etkin diyor. Yani 3 tur içinde almazsam gidecek mi onlar? Neyse onu da öğrenmiş oluruz. Okey. Kent takas anlaşmaları. Aldığım gıdalar bitti ama şimdi idare ediyoruz. Tekrar almayı düşünürüz sonra. Okey. Tanrıya tapınma kraliyet fermanını araştırmış bulundum. Evet şunu almam icap eder. Şuralarda güzel şeyler vardı. Sağ tarafta yoktu ama. Bunu geç. Savaş arabaları geç. İnşaat maliyeti gelir. Diplomasiler. Şunu istiyordum evet. 115 menzil ya. Onu da istiyorum ama. Üf, şu an buhrandayız. %10 her şeyden neredeyse. Bir dakika ya, orada yazan ne demek yani, Nil kıyısındaki, Fırat ve Dicle'deki falan diyor. Ama her yeri kastediyordur herhalde ya. Yok ben yine de buna gideceğim ya. %15 menzil ciddi bir fark. Bu ne? Dua Suresi 2, o da hiç fena değil. Oradan gidelim. In matters of rule, you are my arms and armor. Serve me well. Tamam. Hasarlı binalar. Burası niye hasarlı? Yeni aldığım için mi? Tamam. Şöyle bir tamir edelim. Burada kurulmayı bekleyen çok güzel binalar. Yani güzel, güzelimsi şeyler var. Bir süre şu binayı aktif tutabilirim. Nasılsa şunları da geliştireceğim. Okey. Arıza var. Okey. Burayı dini bina için mi tutuyordum? Yok değil. Şu olabilir. Konusunda bir de bu da fena olmaz. Mutluluğa, iş gücüne falan çok ihtiyacı yok bu hayatın aslında artık ya. Tamam. Şey olsun, keyfime bakayım. Başka bir şey için tutuyordum diyeceğim de yoktu galiba ya. Halikarnas, buraya din binası mı? Tık 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 tık. Şu eksik kalmış ama din binası önemli. Poseidon, mutluluk, nütuf, üretim kaynakları %5. Güzel. Peki yıkmak isteyeceğim bir şey var mı? İş gücü artışı. İkmal. İş gücü artışına bu saatten sonra çok ihtiyacım olmaz herhalde. Şu dikeceğim bina içinde iki iş gücü yeterli. Klinidos'u aldığım zaman ihtiyacım olmaz. Bir de ikmal veriyor. O da önemli değil. Tamam onu yıkalım. Burada Karnizon binası dikiyorum. Bir tane Poseidon tapınağı dikelim. Saygını hızlı bir şekilde 3. seviyeye çıkarmakta fayda var. 5'im bekliyordu. Tüm kaynakları. Evet, burada iş gücü artışı sağlayan bir tane mi bina kurmuşuz? Daha fazla iş gücüne ihtiyacım var. Bunu unutacağım kesin. Bunu yıkıp şunu yapmayı tercih edeyim. Yani her ne kadar çok önemli olmasa da. İş gücü kolay kolay artmaz ya burada. Biraz iş gücünü arttırmam lazım. Hatta burada bile arttırmam lazım.
Evet, tamam. Yok ya, bundan vazgeçtim. Burası Aka. Kuzey Sina'da sıra. Buraya bir iş gücü artışı lazım. Öyle görünüyor, öyle görünüyor. Ha, bunu yapmışız zaten. Onu upgrade edebilir miyim? Ona iş gücüm yetmiyor. Tamam, iş gücü artışı o zaman. Burası Kuzey Sina'da, Rodos'ta sıra. Gıda güzel olur. Bu sayede güzel olur. Aşkelon. Yep. Sinsine'ye baktım. Sonra olarak Megiddo. İş gücü artışı ne durumda burada? Bütün binaları yapılmış zaten. Evet, burada bayağı güzel şeyler var. Burada galiba tapınak meselesini biraz erteleyebilirim. Okey, binalar böyle. İşte emirler varmış. İş gücü artışı olsun. Yine Hattide de iş gücü artışı olsun. İnşaatlara baktık. Yakın isyan. Karya'da çıkabilir, buyursun. Tesalya'da çıkabilir, buyursun. Bir dakika, bu garnizon mu? Garnizon, tamam. Paris. Priam's son. Yeni slot açılmış. Hangisini alayım? Hiçbirini beğenmedim pek. Geç. Tunç bakım masrafı. İkinci kademe, birinci kademe birlik yok. Baskın geç zaten. Şimdilik kalsın da unutmayayım sonra. Şu mesela fena değil 8 ulaştıktan sonra ama. Neyse, unutmam herhalde ya. Al şimdilik şunu. Fit to fight. Okay. Companion of Ares. Yeni aldığım karakterlerden. Hadi senden gel git, değişiklik olsun. Never faltering. I love a challenge. Okay, senin de bir şeyi... Ya şunu seçmek istiyorum. Şimdi oldu. Ben bakmam gereken başka bir şey sarayı dilimleri. My rule will show strength in resilience and wisdom in restraint. Şimdi baktım, eklentileri geç. Karakol inşaatlarına da bakayım bari ya. Hazır yeni tanrıya tapınmaya başlamışken. Hani Karnasos'a evet bir Poseidon mabedi. Okey, buralara da Poseidon'u bekliyordum galiba. Hızlı bir şekilde bu karakollar sayesinde maksimuma çıkabileceğiz galiba Poseidon'da. Ki mesela şu an buraya bundan dikiyorum. %10 gıda veriyor bir tanesi. %30 artacak demektir. Burası hayvan gibi gıda üreten bir yer. Ki tanrı seviyesini arttıktan sonra da daha çok artacak o oran. Güzel günler bizi bekliyor o konuda. Gıda sorununu bayağı bu Poseidon sayesinde çözebiliriz gibi geliyor bana. Burada zaten şey varmış. Okey, şunu yap. Yıkabilirsin, yıkabilirsin. Bir yere yine klasik şundan dikinecektim. Var mı o? Ha, varmış. Tamam. Saydın. Burada iki turda bitiyor. Üç turda bitenler de vardı. Yıkabilirsin. Okey. Miken'de bir tane daha kalmış. Bayağı bir karakol varmış dikecek ya.
Neyse ki taşım var. Karakollarda genelde taş istiyor zaten. Erken. Bundan var. Heh, tamam, bir an kafam karıştı. Bu ne Zeus mabedi? Ya yıkalım. Zeus kusuruma bakmaz inşallah. Öyle bir mekanik var mı acaba ya? Zeus mabedi, çok Zeus mabedi yıkarsam işte tanrıların gazabına uğradın, sel oldu bilmem ne. Böyle bir şey var mı acaba? Zeyfina. Ben buralarda dikelim bir şeyler ya. Buralarda 5 tur sürüyor karakolun tamamlanması. Bas burayı. Vası versem basalım olur musunuz? Pek alakası yok. Okay. Biraz geliştireyim o zaman. Karakol geliştirmekten sayılıyor mu bilmiyorum ama gene de yapayım. İmkanım var sonuçta yapmamam için, bir sebep görmüyorum. Hangisi? Evet bakalım. Son olarak Attika. İlk yıktığım şey var. Onlara da önümüzdeki tur onların yıktığım karakolların açtığı alana da önümüzdeki tur bir iki bir şey kurarım. Ondan sonra uzun süre herhalde karakol dikmem gerekmez. Buradaki şeylere baktım. Ya bu arada itemlara da uzun zamandır bakmadım. Bir kontrol edeyim genel olarak. Okey, sen daha iyisini takamıyorsun. Konforlu savaş arabası varmış sana. Bunu alalım o zaman. Güçlü dinçlik veriyor. Şu Mons. Okey, daha iyiymiş. Diplomatik ilişkiler yerine... Kalsın. Doğa sonrası hareket yerine... Fran masrafı, gıda baskın masrafı... Biraz tırt şeylermiş. Şimdi maliyeti. Tamam, bu kalsın. Muharebeyi alması da kalsın. Yanındaki orduya bakayım ya. Paris'inkini falan daha önce kontrol etmiştim de bu yancı ordulara pek önem vermedim diyecektim. Mavileri dizmişiz buraya da. Sana niye savaş arası veremiyoruz? Ha, zırh, kalkan. Aslında Hector'u falan da savaş arabasına koyabilirim şöyle bir düşününce. Yapsam mı öyle bir şey? Hector'un ortasında hiç hızlı birim yoktu çünkü. Aynen. Yani tabii bunlardan bir tanesini gönderip onun yerine savaş arabası da alabilirim. Ama ya Hector bu item'ı takabilen tek kişi. Evet, Hector'a öyle bir şey vermeyeyim o zaman ben. Ne? Okay, mavi şey takalım. Full maviyelim burayı. Bir tane daha çok güzel item'ım var da işte onu da sadece Vanas takabiliyor galiba, değil mi? Bunu takıyorum. Bunu taht talibi ve Vanas tarafından kullanılabilir. Miken şehrini kontrol eden bir taht talibi. Bunu da kullanabilirim artık. Oo, bir dakika. Ben bunu mesela Paris'e takabiliyor muyum? Savaş arabasının olması engelliyor muydu onu? Evet, engelliyordu. Peki. Ama... Şu dede takabilir sanki. Niye takamıyorsun? Sadece fraksiyon liderleri kuşanabilir. Tamam. Tamam. O detayı atlamışım. Tabii Vanaz yüzüne. Hemen Miken'i görür görmez atladım da. Karada hareket, denizde hareket. Düşman saldırı anında geri çekilemez. Oha, çok güzelmiş. Bu diplomatik ilişki. Ya bu da çok güzel. İkmal. Üçü de gayet güzel ya. Vallahi bir tanesini kullanmak şu an çok içimi acıtıyor gerçekten. Neyse kalsın ya. Diplomatik ilişki 5 iyidir. Ki anlaşmalarda da bayağı bir fayda sağlıyor o item. Okey, buraya baktım.
Diplomasiye bakmadım. Bir bakayım değişen bir şey var mı? Barış anlaşması yok. Konfederasyona bakamıyorum çünkü hala konfederasyon cezasının ceremesini çekmekteyim. Kaç tur kaldı? Neden tıklayamıyorum? Buradan mı tıklanıyor? Hayır. Buradan mı? Konfederasyon. Daha 5 tur var arkadaş. O kadar mı kısa süre önce konfederasyona kattık biz ya? Şimdi hala başaramadık 17 tur. 17 turda ölür herhalde de. Ve ayak savaş açtı. Barış yapabilirim bununla istediğim an. Ama şu an bir şehrimi alırsa sıkıntı. Benden önce davrandın. Peki. Oh, nice. Ayaksa şehrimi almadı bu arada. Barış yapacağım. Oo, kısa sefere ulaştım. Nice. Vay be, vay be. Sonunda. Sonunda bitti. Kaç tur sürdü ya? Dur bakayım, şunu da bir şöyle yapalım. Şöyle bir yakınlaşalım. Truva'da huzur dolu bir gündü. Yavaş yavaş yayılıyorduk. Renkleri de benzediği için pek belli olmuyor ama. Yayılıyor, yayılıyor. Anadolu'nun işlerine giriyorduk. Ege bölgesini ele geçiriyorduk. Ege'nin Anadolu'nun işlerine mi? Mecburen girmeye devam ediyorduk. Sürekli orada birileri savaş açtığı için. Ya bölgesinden devam ediyorduk. Dur. Şu sıralarda falan galiba şey çıkarma yapıyorum değil mi? Evet. Mikene şu sıralarda çıkarma yapıyorum. Şurasını yakında konferede edeceğim. Lık orasını konferede ediyorum. Sparta'ya doğru gider iken kısa seferi tamamlıyorum. Nasıl tamamladığımı da anlamadım, bir dakika. Kaç tur? 72 tur. Yani muhtemelen diğer fraksiyonlarla daha kısa sürebilirdi ya. Çok böyle müttefiklere, vasallara oynayan bir oynanışı var ya Troya'nın, daha doğrusu işte Perseus şeyinin kadim mirasının. Onlar da çok böyle zafer puanı kazandırmıyor. Daha az turda zafere ulaşmak mümkün aslında. Sadece Troya birazcık daha yavaş ulaşıyor ama en azından yavaş ama emin adımlarla ulaştık. Çok da zorlanmadım diyeceğim. Bakayım nerelerde zorlandım ben. Ha dur, bir yerlerde ciddi bir ekonomik krize girmiştim bir tane. Aha, ay hatırladım. Şey, Aeneas'ın ordusunu şurada kaybetmiştim ya. Oradan sonra ya orayı alamadım. Çok ciddi bir krize girdim. Bir yeri satmam gerekti hatta, bir müttefikim ve öyle toparladım falan. Evet, öyle krizler yaşanmıştı. Yaşanmadı değil. Ama onun dışında şu özellikle süper gücüm sağ olsun, oyunlara ev sahipliği yapma süper gücüm olsun, inanılmaz fayda sağladı. O kadar OP bir özellik olamaz. Mesela oyunun başlarında hatırlarsanız öyle Miken ve biri daha Knossos'tu galiba, Troya'nın etrafına 4 tane ordu göndermişlerdi. Tam saldırmak üzerelerdi. Lık kullanma özelliği hop direkt uçtular gittiler, geri bastılar. Yani istediğin 3 fraksiyonla istediğin an, İstediğin an değil, 12 turda bir, ama yine de istediğin an sayılır. 12 turda bir barış yapabilmek kadar OP bir özellik olamaz yani gerçekten. Güzeldi ya, güzeldi. Bayağı keyif aldım bu senaryodan, bu hikayeden, bu seferden. İçimden devam etmek de geliyor aslında ama yok. Artık
bir aya yakın oldu, bir aya yakındır sırf Troy bölümü yapıyor. Yani Black de vardı arada. Ve bölümler de böyle 45-50 dakika falan oluyor. Genelde bayağı uzun sürdü aslında. Hem tur olarak uzun sürdü hem genel süre, gerçek hayat süresi olarak uzun sürdü ama güzeldi, keyifliydi. Sadece nereden aldığımı anlamadım ben onu. Ha tamam, şeyden aldım. Evet, maksattan aldım. Çünkü tur arasında görmediniz, Aşil'in son o 3 kişilik dandirik ordusu şuradaydı. Burada müttefikimin karakollarını talan ediyordu. Müttefikim arada onu öldürmüş olsa gerek. Müttefikleri izlemediğim için göremedim. Sonra o maksatı tamamlamış oldum. O maksatı tamamlayınca da bana zafer puanı hediye ediyordu. Onu almış oldum. Biz ona da çok yokmuş aslında. yok. Yeni bir sefere başlayacağım ben. Muhtemelen Warhammer'la yeni bir video serisine başlarım. Başka söylemek istediğim bir şey var mı ya? Şöyle bir sağa sola bakayım. 3 tane isyancı ordusu şehirlerimi kuşattı ama garnizonu olan şehirler hep. Her yere garnizon kurdum aşağı yukarı zaten. Onları alabilirim. Şu orduyu bana şu an savaş açan Odysseus'un torunlarının şuradaki şehrine göndereyim diyecektim. Burası değil miydi o ya? Yok. Bunların mıydı? Tamam, 3 tane şehirleri vardı. Tamam. Dünya insanla savaş halindeler. Tabii ki Ajax'la direkt barış imzalarım. Ajax tabii ki çok değerli topraklara sahip, direkt savaşılası biri ama teker teker. Önce Odysseus, sonra Knossos. Çünkü Ajax bayağı güçlü durumda. Get on with it then. Pardon, Miken değil. 14 tane yerleşim yeri var. Yani benden daha az güçlü ama ben zaten güç sıralamasında birinci sıradayım. Şöyle bir bakarsam, ikinci sıradakini tanımıyorum. Üçüncü sıradaki suyla aramda bile ciddi fark var. Bayağı güçlüyüz ya. Her ne kadar gıda bakımından biraz şey azalsa da yani savaşlardan çok güzel gıda kazanıyorum. Dolayısıyla o da çok kötü değil. Paris'i ve Hector'u hiç kaybetmemiş olmak güzel. Priamos'u yaşlı olduğu için kaybettim. Orada benim yapacağım bir şey yoktu. İşte bir diğer Troya kahramanı olan Aeneas'ı yarı kendi hatam, yarı oyunun mekaniklerini iyi anlamamam, yarı oyunun saçmalığı diyeyim artık. Ondan dolayı kaybetmiş olmak biraz üzmemiş. Üzdü tabii. O ayrı mesele. Ama yani burada efsane bir kahraman olmakla sıradan jenerik lord olmak arasında bir fark yok galiba. Ama yine de yani aynı nasıl kontrol etmek de güzel olurdu. Okey. Yavaş yavaş artık veda etsem iyi olacak galiba. Ayrılamıyorum da. Yani bu seriye devam etsem ne olurdu? Muhabbet yapmaya da gerek yok. Yaptım çünkü. İlk başta Ajax'la barış yapacağım süper gücümü kullanarak, ardından Odysseus'un torunlarını şuradan tık 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 alacağım. 3 tane şehirleri var zaten. Ha bir dakika, bunların 3. şehri. Don't try and take advantage. Ha şurada. Tamam. Bunların şehirlerini alırım. Ardından Knossos'a savaş açarım. Knossos'u da indirdikten sonra ancak o zaman Ajax'a dalarım gibi bir planım var. Eğer uzun sefer yaparsam, ama yapmayacağım ya. Burada bıraksam iyi olur. Belki Troy demişim. Troy'a da bir gün geri döneceğim de. Tough War Feroh'a bir seri ya da canlı yayın falan daha yaparım. Önümüzdeki ay ya da sonraki aylarda bilmiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ama. Şimdi ilk birazcık da Warhammer'ı özledim ya. Yeni seriyi Warhammer'dan yapayım istiyorum. Neyse efendim, kısacası Hector'la kapatalım. Sonuçta fraksiyon lideriyiz. Yüzünü göremeden kapatmayalım. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki yeni serilerde, yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere diyeyim. Haydi kendinize iyi bakın.